Şu noktaya tekrar bakın. Orası evimiz. O biziz. Sevdiğiniz ve tanıdığınız, adını duyduğunuz, yaşayan ve ölmüş olan herkes onun üzerinde. Tüm neşemizin ve kaderimizin toplamı, binlerce birbirini yalanlayan din ideolojisi ve iktisat öğretisi, insanlık tarihi boyunca yaşayan her avcı ve toplayıcı, her kahraman ve korkak, her medeniyet kurucusu ve yıkıcısı, her kral ve çiftçi, her aşık çift, her anne baba ve umut dolu çocuk, mucit, kaşif, ahlak hocası, yoz siyasetçi, her süperstar, her yüce önder, her aziz ve günahkar onun üzerinde. Bir gün ışığı üzmesinin üzerinde asıl duran o toz devresi. Böyle söylemişti 11 Mayıs 1996'da ünlü uzay bilimci Carl Sagan. Voyager 1 isimli uzay aracının dünyayı 6.4 milyar kilometre uzaktan çektiği ilk fotoğrafı görünce. Bu fotoğrafa da soluk mavi nokta demişti. Sonsuz gezegende ne kadar küçük olduğumuzu bize hatırlatır. Bir astronot dünyadan uzaklaşırken diğer astronotlarla önceleri kendi ülkelerimizi göstermeye çalıştık der. Uzaklaştıkça kıtaları seçmeye çalıştık. Devamında ise küçücük bezelye kadar kalan küçücük dünya. Çok küçüktüm. Geceler hep karanlık gökyüzüydü. Binlerce minik ışık ampuller gibi yanıp sönüyordu. Nedir bunlar diye merak etmiştim ve araştırınca dünya ve yaşayan her canlı yıldız tozlarından yapılmış olduğunu öğrendim diyor Carl Sagan. Kozmos isimli kitabı ve belgesele dönüştürülen National Geographic serisi Kozmos'ta çok önemli paylaşımlar yapmaktadır. The Contact, Temas isimli kitabı da Hollywood tarafından çok ünlü bir filme çevrilmiştir. Carl Sagan, NASA'nın ilk güneş dışı araştırma projesi olan Voyager ve Pioneer projelerinde yer almıştı. Bu projeler birçok kaynağa göre halen de NASA'nın en büyük başarı hikayeleridir. 20 Ağustos ve 5 Eylül 1977'de asıl amacı Güneş sistemi içindeki diğer Uranüs ve Jüpiter gibi gezegenlerden yakınça fotoğraf çekmek olan bu projede saniyede 16 kilometre gibi bir hızla yolculuk eden araçlar 1981 yılında Jüpiter'i ve halkalarını ilk kez görüntüledi. Toplamda 17.477 tane fotoğraf gönderdiler. Bu fotoğraflarla birlikte Jüpiter'in halkaları ilk kez çok net gözüktü. Buradan sonra Voyager 2 diğer gezegenleri yönelirken Voyager 1 hedefini Güneş sistemini terk eden ilk araç olmak üzere upuzun ve yapayalnız bir yolculuğa çevirdi. 40 yıl geçen bu yolculuk hala günümüze devam etmekte. 7 Temmuz 2014'te Voyager 1 Güneş sistemi olarak bilinen takım yıldızını terk edip heliosfer olarak adlanan katmana geçen İlk insansı yapıt oldu. Voyager 1'in hedefi Güneş sistemine en yakın takım yıldızı olan Proxima Centauri'ye 4.2 ışık yılı süresince ulaşmak. Tahmini olarak bu süre 73.775 yıl sonra olacak. Gerçekten inanılmaz. Kanıtının yokluğu, yokluğunun kanıtı değildir diyen Carl Sagan uzun süredir dünya dışı varlıklarla ilgili araştırmalar da yapıyordu. Bu Voyager'daki insanoğlunun en uzun ve yalnız yolculuğunda mutlaka bu araç bulunduğunda insanlığa dair bilgi vermesi amacıyla içine bazı kayıtlar koymaya karar verdi. The Golden Record, altın plak olarak adlandırılan, o dönemdeki plak yapısıyla altın bir levhaya giren 115 görüntü ve dalga, rüzgar, gök gürültüsü, çocuk ve hayvan sesleri gibi çeşitli doğa sesleri eklemiştir. Bu arada dönemin çok meşhur olan caz müziklerinden ve kişisel tercihi olan Chuck Berry'nin Go Johnny Go şarkısı da bu plağın içinde yer almaktadır. Plağın
kayıtlarını NASA geçtiğimiz yıllarda tam 5 küsür saatlik bir YouTube linkiyle paylaşmıştır. İsteyenler YouTube'dan bulabilirler. Plak içine Carl Sagan değişik kültürlerden ve dönemlerden müzikler ve selamlamalar da koymuştur. Bu dillerden biri de Türkçemizdir. Carl Sagan o dönem Cornell Üniversitesi'nde çalışmakta olan Profesör Doktor Peyton Ian Cunningham'a çalışmaları sırasında denk geliyor. Ve evet sen Türkiye'de çalışmıştın, Türkçe bilirsin değil mi diyor. Peter Ian Cunningham da evet tabii ki bazı kelimeler biliyorum diyor. O zaman Voyager'a senin için bir kayıt yapalım hemen diyor ve 5 saniyelik bir Türkçe kelimeyi kayda alıyorlar. Ve o kayıtta Cunningham aynen şöyle diyor. Sayın Türkçe bilen arkadaşlarımız, sabah şeriflerinize hayırlı olsun. Evet, sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Uzayda sabah oluyor mu diye söylediğinizi duyar gibiyim. Profesör Doktor Peyton Ian Cunningham bu cümleyi yıllar sonra neden seçtiğini açıklamıştır. Türkiye'de çalıştığı dönemde Robert Kolej'de İngilizce öğretmenliği yaparken hemen yan sınıfında edebiyat dersine ünlü şair Behçet Kemal Çağlar girer. Ve her sabah bu şekilde Türkçe olarak onu selamlar. Kendisi de ona saygıdan ötürü Türkçe olarak geri selamlar. Halen hatırımda olan bu Türkçe cümleyi ve o dönemde vefat etmiş olan Behçet Kemal Çağlar'ı da anarak koymak istedim diye açıklama yapar. Evet, yolculuğuna güneş sistemi dışına kadar devam eden Voyager uzay mekiğindeki Türkçe selamımızın hikayesi bu. Peki bu selamımıza ilham olan Behçet Kemal Çağlar'ı tanıyor musunuz? Sadece bir öğretmen miydi sizce? Gelin biraz ona bakalım. Tam bir ilk cumhuriyet kuşağı olan Behçet Kemal 1908'de Erzincan'da doğmuş. Çok genç yaşta 1929 yılında Ankara'ya Maden Teknik Arama Enstitüsü'ne memur olarak çalışmaya başlamış. Ancak devamlı tiyatro ile ilgilenir, şiirler yazar, kendini geliştirmeye çalışırmış. Meclisin 1933 yılında açtığı bir marş yarışmasına bir şiirini arkadaşıyla yazıp yollamıştır. Şiirdeki yarışmayı koordine eden Recep Peker Bey tarafından şiir çok beğenilmiş. O dönemin ünlü bestecisi olan genç Cemal Reşit Rey'e de küçük bir beste yapılmış. Ve bu besteyi mecliste piyanoyla icra etmişler. Ancak gelen tepkiler pek bekledikleri gibi olmamış. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Cemal Bey, Cumhuriyet sözcüğünde majörden minöre geçiyorsunuz. Bu cumhuriyeti küçük düşürmek midir? Jüride yer alan Osman Şevki Bey de melodinin Jean-Jacques Rousseau'nun Devin Davulo parçasından alıntı olduğunu iddia eder. Tartışmalar çok uzar ve Recep Peker marşı orada geri çeker. Ama marşı çok sevmiştir. Mutlaka Atatürk'e dinlettirmek ister. Fırsatını bulur. Bir bando takımıyla Çankaya'nın bahçesine gider ve bu marşı çaldırmaya başlar. Atatürk marş sırası bu marşa gelince sözlerini de duyar duymaz çok sever. Balkondan tekrar tekrar çaldırır ve gözleri dolar. Bestecisini, yazarını ve Cemal Reşit Bey'i ve Recep Peker'i sofrasına davet eder. Gerçekten Behçet Kemal için çok özel bir andır. Hayatının sonuna kadar unutmayacaktır. Atatürk'le aynı sofradadır. Marşın adı da o sofrada konur. Marşın adı 1923'te kurulan Genç Cumhuriyet'in adına 1933 yılında olduğu için 10. yılı adına 10. yıl marşı olarak kaldı. Evet, Voyager'la yıldızlar arası yolculuğa çıkan Türkçe selamının ilham kaynağı olan şair Behçet Kemal Çağlar, Atatürk'le o masayı paylaştıktan sonra müthiş bir hayranlık duymaya başlar. Ve Atatürk'le kol kola siyaset yapmak için CHP'den siyasete girer. Çalkantılı bir çok partili dönemde CHP'nin genel başkanı olan İsmet İnönü'nün Uşak'taki bir paylaşımı sırasında İnönü'ye taşlar atılır ve İnönü başından yaralanır. Bunun üzerine Behçet Kemal çok üzülür ve kafana çal taşını eğer Türksen diye bir şiir yazar. Gerçekten
çok 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 üzülmüştür. Ama hükümet beklediğinden daha sert tepki gösterir. İstanbul Radyosu'ndaki görevi elinden alınır ve eğitim vermesi uzunca bir süre engellenir. Bunun üzerine İsmet İnönü Behçet Kemal Çağlar'a şöyle bir mektup yazmıştır. Sevgili Behçet Kemal Çağlar, benim yüzümden sizin radyodaki hizmet imkanınızı mahrum etmişler. Az önce duydum. Çok çok üzüldüm. En ayıp tecavüzlerin açıkça himaye edildiğinde sadece bu olay başlı başına bir delildir. Siz hususi geçiminizle de sarsılmış oluyorsunuz. Size bütün ömrümde hiçbir faydam olmadı. Sebep olduğum bu üzüntülerden dolayı ayrıca mahcup oluyorum. Gözlerinizden sevgilerle öperim aziz kardeşim İsmet İnönü. Behçet Kemal Çağlar bu mektuptan da çok gurur duyar. Mektubu alır almaz aynı gün cevabı verir. Paşam, hayatımın en manalı mektuplarından birini sizden aldım. Teşekkür ederim. Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte kurtardığınız yurdun vatandaşı, tek başına 2. Cihan Harbi'nden burnu kanamadan çıkardığınız neslin mensubu ben değil miyim? Daha ben ne iyilik isteyeyim? Siz bir davayı başınızı korken ben maaşımı koymuşum, çok mu? Vatanseverlik sizin insiyarınıza mı kaldı apaşam? Ellerinizden öper, sıhhatinize duacıyım. Behçet Kemal Çağlar. Atatürk'ün vefatından sonra siyasetten iyice soğuyan ve partisinin Atatürk çizgisine uzaklaştığını paylaşarak istifa eden ve öğretmenliğe ve şairliğe geri dönen Behçet Kemal, özellikle Atatürk ve vatanseverlikle ilgili şiirler yazmıştır hayatının kalan bölümünde. 1938'de vefat ettikten sonra yapımına başlanan ve o dönemki imkanlarla 15 yılda tamamlanabilen Anıtkabir'e Atatürk'ün defnedildiği gün bir şiir okur. Voyager mekiğiyle yıldızlar arasına giden ilk Türkçe kelimeleri olan sabah şerifleriniz hayır olsun ilham kaynağı Behçet Kemal, 10. yıl marşının yazarı ama iyi bir vatansever ve atasının karşısında çok önemli bir ağıta kendi sesinden imza atar. Acaba Behçet Kemal'in imkanı olsa Voyager ile yıldızların ötesine atasına olan sevgisini anlatacağı bu şiiri mi göndermek isterdi? Ne dersiniz? Kalbindeki hüzün gibi düşüyor. Atatürk'ün şehri Ankara, yapılarından ağaçlarına, sütunlarından insanlarına kadar ayakta, bir saygı duruşu içinde Atatürk'ü ebediyet yolunda uğurlamaya hazırlanıyor. Şimdi önümüzde rüzgarda dallar gibi ağır ağır sallanarak kadın ve erkek izciler geçiyorlar. O bu şehirden kaç defa böyle uğurlandı. Kah cepheye, bunları durdurup zaferler sağlamaya, kah yurt köşesine yeni bir imar ve iman hamlesi götürmeye, kah bir memleket kasabasında yeni bir inkılabın fikriyatını yapıp yaymaya. Bu sefer de gidiyor, fakat artık dönmemek üzere. 15 sene evvel yine böyle bir Kasım günü Ankara'ya bir daha ayrılamamak üzere, bir daha cisim olarak görünmemek üzere gelmişti. Şimdi o günü hatırlıyoruz. O yurdun bütün bir kalp halinde çırpındığı, bir çift göz halinde bütün milletin ağladığı günü. Yok gayri bizlere uyku dinek vay, kime bel bağlayak kime dönek vay, vay amansız ecel alçak felek vay, Türklük yüreğini dağlasın gayri, cihanda bizimle ağlasın gayri. Kaybını yıldızlar bile bileler, kırıla kanatlar düşe yeleler, kurt kuş duyup ölüsüne geleler. Türklük yüreğini dağlasın gayri, cihan da bizimle ağlasın gayri. Gök düşsün toprağa toza belensin, gece mezarına yıldız elensin. Şehitler doğrulsun nöbet dolansın, Türklük yüreğini dağlasın gayri, cihan da bizimle ağlasın gayri. Bakışları şimşek gibi çakardı, yarını görürdü düne bakardı. Kürsüye çıktı mı arşa çıkardı, Türklük yüreğini dağlasın gayri, cihan da bizimle ağlasın gayri. Gitti, her ocağın söndü alevi, yeryüzü dediğin bir ölü evi. Cihan türbe olsa almaz bu devi, Türklük yüreğini dağlasın gayri, cihan da bizimle ağlasın.